Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, AYT Fiziğe veda videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Böylece kitabımızdaki tüm soruları, konuları, denemeleri bitirmiş olacağız arkadaşlar. Konuşmadan bitirelim değil mi önce? Birazcık. Ne diyor bakalım? O noktasından geçen bir mil etrafında dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeye çubuk FK ve FL kuvvetleriyle dengede. Bu ne demek? Sadece bu kuvvetler var, çubuğun ağırlığı yok. Yani bu anlamı ne? Şu. Bu sistem dengede diyorsa dönmüyor. Yani şimdi K ne yapmak istiyor? Buraya döndürmek istiyor. L de buraya döndürmek istiyor. O zaman dönmüyorsa K'nın torkunun büyüklüğü ile L'nin torkunun büyüklüğü eşittir arkadaşlar. He, lazım olursa da yazardın. FK çarpı D, buralara D diyelim isterseniz. L'nin uzaklığı da kaç? FL çarpı 2D falan diyordum. Şimdi diyor ki dengesi bozulmamak koşuluyla. Aha da bu çok önemli. P noktasına uygulan kuvvet R'ye taşınırsa. Buraya aldık K'yı. Ne oldu? Ya sen bununla oynadın mı? Bak buradaki torkla oynamadın. O zaman senin buradaki torkun denge bozulmamak koşuluyla dersem onun da aynı kalması lazım. O zaman torkunu değiştirmedin. He. Peki bunun torku nasıl bulunuyordu? FK çarpı D'ken. Bu sonuç aynı olmak koşuluyla. Sen D'sini arttırdın mı? Evet, iyi. O zaman kuvvetin büyüklüğünü azaltmışsındır. Tork etkisini değiştirmedim. Çünkü L'yi değiştirmedik. Yatay doğrultuda hareket eden bir aracın durmakta olan Gökhan, düşey doğrultuda yağmakta olan yağmuru seyretmektedir. Yağmur tanelerini V1 hızıyla görüyorsa, şunu unutma. Yağmur nasıl gidiyor? Aşağıya yağıyor değil mi? Bak şöyle yağıyor. V yağmur. Şimdi bakanın gözü çıksın. O zaman sen bağıl hızı nasıl buluyorsun? Yağmura dokunma. Eksi Gökhan'ın hızı oluyor. Yani aslında arabanın hızı. Şimdi bak yağmura hiç dokunmadık. Ne yapıyor? Aşağıya. Eğer Gökhan bu tarafa gidiyorsa araba, tersini alacağım. Mesela şöyle olursa. Aa bak görüntü V1 olur değil mi? Ve V1'e dikkat ederseniz bileşenleri nasıl arkadaşlar? Eşit. Yani bu arkadaş da bu arkadaş eşit. Yani bu kimin hızı? Gökhan yani arabanın hızıyla demek ki yağmurun tanelerinin sürati eşit olur. Peki V2 ile gidebilmesi için o zaman bakalım bir daha aynısını yazıyorum. Yağmura dokunma eksi Gökhan diyoruz değil mi? Peki yağmur aşağıya değil mi? Hop aşağıya. Senin V2 görmen için Gökhan'ın hızının tersi bu. Bak V2'nin bileşenlerinden biri bu. Biri bu değil mi? E demek ki Gökhan'ın hızının tersinin bu olması lazım. Ama bu tersi. Demek ki Gökhan nereye gidiyor? Batıya giderse böyle görebilir. Peki diyor ki batıya gidiyorsa zaten V2 ile görüyorsa. V2 ile gitmek demek ne demek? Burası 2V büyüklüğünde bu V. Bu ne demek? Yağmurun hızı 2V, arabanın sürati V. O zaman bu ne demektir? Yağmurun sürati aracın süratinden büyüktür demektir. Çünkü düşeyler yağmurdu. Bakın kolay bir soru fakat yanıltıcı olabiliyor. Ama aynı sonuç deyip atlamayın hemen işte bak. Ne diyor? Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde sistemlerin iğmesi. Bak ne oluyor? Burada çeken kim var sistemi? 10 Newton. E burada da 10 var. Aynı çözmeye gerek var mı ki yani değil mi? Bu gidiyor AK iğmesiyle. Bu da inecek aşağı AL iğmesiyle. Hadi yazalım bakalım. Birinci sistemde kim harekete neden oluyor? Kuralımız çok basit. Ne? F net eşittir M çarpı A. Yazıyorum şimdi. Birinci isim için. Kim hareket ettiriyor? 10 Newton. Kimi? Beraber iniyoruz diyor. 2 kilograma AK iğmesiler ise K'nın iğmesi kaç yaptı? 5. Peki ikinci sisteme bakıyorum. Kim hareket ettiriyor? 10. Kimi? Sadece kütle bir tane var. L. 1 çarpı AL. O zaman AL'nin cevabı ne çıktı? Bakın 10. Sorunun cevabı dolayısıyla 1'e 2. Her ne kadar aynı gibi dursalar da senaryoda kütleler değişiyor. Lütfen kolay ama tehlikeli bir soru olduğunu da unutmayalım. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerde durmakta olan golf topuna yatayla alfa açısı yapacak şekilde V süratiyle vuran Serdar topun H yükselmesini ve X yol almasını sağlıyor. Serdar topa V süratiyle vurmak koşuluyla alfa açısını arttırırsa. Şimdi burada bazı özellikleri hatırlamamız lazım. Mesela şimdi akla gelen şeyleri düşünelim. Mesela ben bir cismi 50 ile atıyorum. Düşün. 50 hızla atıyorum. Ama burada 37 dereceyle atalım. Burada 53 derece. Bak bunları biraz hızlı ve öfkeli yapmamız lazım. Diyelim burada ne olur o zaman? Bu hız 30 olur. Bu hız 40 olur. Ama burada bu hız 40. Bu da 30 olur.
Kaç saniyede çıkarsın o zaman yukarı bak hemen. 3 saniyede çık, 3 saniyede in. E bu ne yapar? 4 saniyede çık, 4 saniyede in yapar. Doğru mu? E yatayda aldığı yol bak 40 çarpı 6 saniyede 240 metre yol olurken 30 çarpı 8'den gene 240. Yani sen açıyı arttırdığında ne yapıyorduk? Kural şu. Birbirini 90 dereceye tamamlarsa x değişmez olabilirdi. He, 45 en uzağa atmaktı. Belki de yolu arttırabilirdi. He, açıyı arttırdığımda 3 saniyede ne kadar gider? 5, 15, 25 yani 45. Ama bu 5, 15, 25, 35, 80. Açıyı arttırdın mı zaten h yüksekliğinde arttırıyorsun. Merkezi etrafında ok yönünde dönen bir dart tahtasına yeşil, kırmızı ve sarı renkteki okları fırlatan Eren, okları sırasıyla Y, K ve S'den. Bak ne güzel Y, K, S sınavın şifre değil mi verdik? Şimdi diyor ki bunların merkezi etrafında dönüyor bak. Ne yapıyor? Diyelim bu arkadaş böyle dönüyorsa omega ile. Ne oluyor arkadaşlar? E bu diyelim ki dart tahtası bir tur atınca K'da bir. Y de bir, S de bir. O zaman hepsinin omegaları aynı. O zaman bana çizgisel hızı soruyorsa omega çarpı R'ye göre, omega aynı olduğuna göre R'si büyük olanın çizgisel sürati de büyük. Yani merkeze en uzak olan. Bak K nerede? Bu kadar uzakta. Y, Y biraz yakında. S de en uzakta değil mi? O zaman ne diyeceksin bana? S, K ve Y değil mi? Y, K, S terste. S, K, Y. Güneş çevresinde eliptik yörüngeye dolanan dünyanın K ve L konumlarından geçme anları için. Açısal bir kere bakın. Dünya güneş çevresinde dolandığı sürece yani yörüngeden çıkartılmadığı sürece açısal momentum büyüklüğü değişmez. He, şimdi açısal momentum dediğin şey neydi? MVR. Bak aynı açısal momentum aynı kütle. İyi. Kimin R'si büyükse çizgisel sürati azdır. O zaman K'nın hızının büyüklüğü L'den kimin R'si büyük? Bu. O zaman sen bana diyeceksin ki VL küçüktür VK. K'nın çizgisel hızının büyüklüğü bundan fazla. Peki eylemsizlik momenti ne kadar? M'r kare. Dünyanın kütlesi aynı. Nerede R çoksa I fazladır. Nerede R çok L'de. O zaman sen de bana diyeceksin ki IL IK'dan büyüktür. K'daki eylemsizlik momenti L'dekinden küçüktür. Doğru söylemişsin. 1, 2, 3'tür. Ne demiş? M ve 2M kütleri cisimleri yay sarkacına ve basit ip sarkacına asan Onur öğretmen, yayı ve ipi denge konumundan ayırıp serbest bıraktığında periyotlarını T yay ve T sarkaç buluyormuş. Hadi bulalım. Yaylarınki neydi? 2 pi M bölü yayın cinsi K. Sarkaçlarınki neydi? 2 pi ipin boyu L bölü G idi değil mi? Diyor ki M ve 2M kütleli cisimlerin yerlerini değiştir. Yani buraya 2M'yi koy, buraya M'yi koy. İyi de burada M yok ki. O zaman TS değişmez. Fakat sen buraya artık kütleyi arttırdın mı? İyi. TY'yi de arttırdın. Artar. Değişmez. Adana merkez. Ne demiş bakalım? Eşit bölmelendirilmiş düzlemin K ve L noktalarına yerleştirilen artı Q ve eksi Q yüklü tanecikler arası elektriksel potansiyel enerji U, O noktasının potansiyeli de V. Şimdi potansiyel enerji nasıl buluyorduk? Şöyle yapıyorduk. İkisinin arasındakini yazalım. U'yu bulalım. Bu arada biri pozitif, bir negatifse eksi. Şuraların her birine isterseniz D, 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 D diye sallayayım. 5D. K, Q, Q bölü 5D'ydi. Peki O noktasının potansiyelini bulalım. Hadi. Ne yapıyoruz? Q var. Buraya olan uzaklığı 2D. Yazıyorum. V, O, K, Q'nun uzaklığı 2D. Eksi Q'nun uzaklığı da 3D. 3'ledik, 2'ledik. K, Q bölü 6D yapar değil mi arkadaşlar? Sen şimdi buna V demişsin. Buna da U demişsin. Hadi cepteyiz. Şimdi diyor ki K'daki artı Q yükü P'ye. Artı Q burada. Eksi Q yükünde R'ye koyun bakalım. Potansiyel enerji. Ne oldu? Aradaki mesafeyi azalttık sadece. Dolayısıyla bu sonuç ne yapar? Normalde büyür. Ama önünde eksi olduğu için küçülür. Değil mi arkadaşlar? Peki potansiyel biraz uğraştırabilir bizi. Hadi bulalım bakalım. K, Q'nun artık O'ya uzaklığı D'ken
Eksi Q'nun uzaklığı artık 2D. Sonuç ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 6 iken 1 bölü 2 olduğuna göre ne yaptı bu da? Bu da artar. Azalır artar cevaptır. Bak dikkat et, potansiyel enerjide ve potansiyelde eksilikler tatlı bela açabilir bize. Elektrik ve manyetik alanı beraber kullanıyoruz. Dikkat edin şimdi. Yer çekiminin önemsenmediği ortamlarda bulunan levhalar arasında düzgün elektrik alan ve düzgün manyetik alan uygulanmış. Elektronların, yani bir eksi işaretli arkadaş. Bu da eksi. Elektrik ve manyetik alana girdikten sonraki hız büyüklüğü. Şimdi ne yapar? Bu levha ne demekti? Buraların artı, buraların eksi oldu. Yer çekimi falan da olmadığına göre bu ne yapar? Sadece elektriksel kuvvet etkisinden buraya gider. Bak bu hızı değişmez. Yani bu hızına etkilen yok ama buraya doğru hız kazanacağı için bunun süreti artar diyebiliriz hemen. Fakat buraya gelelim. Manyetik taneciklerin bir özelliği vardı, hatırlayın. Manyetik alana giren tanecikler. Baş parmak hız. Değil mi? Baş parmak hız. Dört parmak manyetik alansa artıysa içeride, eksi ise dışarıda. O zaman bu arkadaş şöyle bir çembersel yörüngede dönmeye başlayacak. Ve hatırlatırım, eğer hız vektörü B'ye dik oluyorsa ne yapıyordu? Parçacık düzgün çembersel hareket yapar. Düzgün çembersel hareket yapan arkadaşın da hızının büyüklüğü değişmez. Evet. Enerji santralinde üretilen elektrik enerjisinin bir eve iletilmesi, bak ne yapılıyor? Santralden şehir şebekesine 330 bin, şehir şebekesinden trafoya 20 bin volt, eve de 220 volt diye servis ediliyor. Hangileri doğrudur? Ve transformatörler ideal. Yani güçten kazanç tabii ki hiçbir zaman olmuyordu. Kayıp olmadığını sağladı. Şimdi ısı kaybı en çok nerededir? Aslında amaç neydi? Yüksek gerilim hatları kullanırsan oradaki akım az oluyordu. Böylece bu ne demekti? Akımın az olması demekti, ısı kaybı da azdır, değil mi? Kaybı az. He, o zaman bunun anlamı şu. En yüksek volt burası. O zaman kaybın en az olduğu yer burası. Birim uzunluk başına tabii ki. Bak orada uyarmışım. O zaman ısı kaybı en çok en düşük voltta. Yani evle trafo arasında. Tabii ki birim uzunluk başına olduğunu söylemişim. Enerji santrali ile şehir şebekesi arasındaki tellerden geçen akım en küçüktür. Bak santralle, evet bak burada ne oluyor? En yüksek voltaj. O zaman buradaki akım en küçük. Şehir şebekesinden trafoya verilen elektrik enerjisinin gücü azaltılmıştır. İdeal transformatörler gücü değiştirmeden iletirler biliyorsunuz. Dolayısıyla 1-2 aradığımız cevaptır. Elektromanyetik spektrumda, yani tayfta bulunan dalgaların özellikleri için. Şimdi kimlerdi bunlar, hatırla. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi, görünür ışık, mor ötesi, X, gamma. Sağ tarafa gidersek ne oluyordu? Enerji artar, frekans artar, dalga boyu azalır ve süratleri hep C'dir. O zaman radyo dalgalarının enerjisi görünür ışığa göre küçüktür. Yalan söylüyor. Gama ışınlarının dalga boyu görünür ışığın dalga boyuna göre, sağ tarafa doğru gittikçe ne oluyor? Dalga boyu küçük. O zaman gamaların daha küçük dalga boyu. Aynı ortamda yayılan kızıl ötesi ve mor ötesi ışınların ortalama süratleri C'dir. Değil mi arkadaşlar? 2 ve 3 uygundur. Ortam aynıysa sürat de aynı. Ne demiş? Çekirdek çevresinde alt enerji seviyesi dolanan bir elektron uyarılarak üst enerji seviyesine geçmiş. Ne oluyor? Yani en sayısını ne yaptık gençler? Arttırdık. Birinci yörüngeden ikinciye, üçüncüye. O zaman açısal momentum nasıl buluyorduk? N çarpı H bölü 2 pi'ydi. N sayısı büyüdüğüne göre açısal momentumu da artar. Çizgisel momentum, bunu sona bırakalım. Toplam enerjisi neydi? Eksi R Z kare bölü N kareydi. Şimdi N büyüyünce normalde bu sayı azalır. Ama önünde eksi olduğu için artar. Şimdi peki çizgisel momentum ne? M ve, iyi de biz bunu bilmiyoruz ama şunu biliyorduk, hatırlayın. Neydi o da? M çarpı sabit sayılar çarpı Z bölü N demiştik, hatırlayın. N sayısı büyüdükçe hızımız azalacak. Dolayısıyla çizgisel momentum büyüklüğümüz de azalacaktır. Dolayısıyla 1, 2, 3 olacak. Fiziksel bir foton hangilerini gerçekleştiğinde yok olur, yani soğurulur diye de bu soruyu yazabilirim size. Fotoelektrik olayı ne oluyordu? Metale geliyordu,
yeterli enerjiye sahipse elektronu koparıyordu ama bir daha foton yok piyasada. Ama Compton saçılmasına ne oluyordu? Foton geliyor, saçılıyor, elektronla hala foton var piyasada. Atomu uyarırsak neydi hatırla? Seviyelerde atacaksan tam seviye atmamız lazım değil mi? Tam buraya kadar. Tamam, atomu uyarız. Kendisi ne oldu? Soğuruldu. Çift oluşum neydi? Eğer bir gama ışını yeterli enerjiye sahipse elektron ve pozitron oluşturur, kendisi yok olur, enerjiyi maddeye dönüşürdü. Dolayısıyla 1, 3 ve 4 de yapabiliriz. Evet. Sevip'te terk edilenlerin sorusu. Hatta bütün senenin en acı Sevip'te terk edilenlerine geliyor değil mi artık Mehmet? Yani artık o arkadaşlara başarılar diyorum hayatta. Görüntüleme teknolojisi cihazlarında farklı dalga türleri kullanılır. Hangi eşleştirme yanlış? Bak, radar mikrodalga. Termal kameralar ısı yani kızılötesi. Ultrason ses. Röntgen X ışınları, MR manyetik rezonans, manyetik alandır. Mor ötesi ışın diye bir şey yoktur. Evet, böylece gençler kitabımıza elveda deme zamanındayız. Yüzlerce arkadaşımdan mesaj geldi bana. Kitap işte ne zaman bitireceğiz, ne zaman bitireceğiz diye. İşte biz de bitirdik arkadaşlar. Bu videoları bitirdiğimizde biz işte Kasım ayındayız. İşte böylece ne olmuş oluyor? Kasım ayında sizleri bir sınava hazır hale getirmiş olduk. Umarım siz de aynı hızda bitirirsiniz sevgili gençler. Aynı şekilde de kafada da tutabilirsiniz inşallah diyeyim ki. Çünkü çok fazla konumuz var. TYT ve AYT'nin hepsini yeniledik. Hepsini anlattık. İnşallah yolunuz açık, bahtınız açık olsun gençler. Tabii dediğim gibi inşallah sizler de kısa zamanda bitirir. Bir an önce tekrarlara da başlarsınız. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.